Burada bir sayımız var. 2, 3 ve 5 rakamlarından oluşuyor. Buna benzeyen sayılarla daha önce de çalışmıştık ve değerinin ne olduğunu bulabiliriz, öyle değil mi? Şöyle bir hatırlayalım. Bir sayının değerini bulmak için basamak değerine bakmamız gerekir. Şimdi, buradaki, yani en sağdaki rakam, birler basamağında. Birler basamağındaki 5, 5 tane birlik demek. 5 tane birlikte, tahmin edebileceğiniz gibi, 5 eder. Yandaki 3, onlar basamağında olduğu için, 3 tane onluğumuz olacak. 3 tane onluk da 30 eder. Son olarak, yüzler basamağında 2 var. Yani, değeri 200 eden 2 tane yüzlüğümüz var. O halde bu sayı 235 ya da 200 artı 30 artı 5 de diyebiliriz. Buraya kadar her şey tamamsa, bu videoda birler basamağının sağındaki basamakları incelemek istiyorum. Şu an şaşırmış ve, bir saniye, birler basamağının sağında basamak yok ki, diyor olabilirsiniz. Aslına bakarsanız, birler basamağının sağındaki basamaklar her zaman oradaydı ve hep orada olacak. Ama merak etmeyin, daha iyi anlaşılması için buraya bir virgül koyacağım. Bu virgül, ondalık işareti ve bir sayının ondalık sayı olduğunu gösterir. Ondalık işaretinin sağındaki hanelerin basamak değeri her zaman birler basamağından küçüktür. Sağdan sola gidersek, bu birler, bu onlar, bu da yüzler basamağı. Eğer devam edecek olursanız sırada binler ve on binler basamağı var. Ondalık işaretinin sağına devam etmek içinse, ona bölmeye başlarız. Peki, acaba bu ne demek oluyor? Virgülün hemen sağı, başka bir renk seçeyim. Mesela burası, onda birler basamağı. Bu basamağa gelecek olan herhangi bir rakam, bize sayımızda kaç tane onda birlik olduğunu gösterecek. Eğer bu basamaktaki rakam 4 ise, sayımızda 2 yüzlük, 3 onluk, 5 birlik ve 4 onda birlik var demektir. 4 onda birliği, 4 çarpı 1 bölü 10 olarak düşünebilirsiniz. Buraya 4 onda birlik yazıyorum. Dikkat edin, 4 onluk değil. Ya da direkt 4 bölü 10 yazabiliriz. Bu, matematikteki çok ama çok önemli şeylerden biridir. Artık basamak değerini kullanarak, kesirleri bile gösterebiliriz. Bu basamağın değeri 4 bölü 10 olduğuna göre, bu sayıyı 200, 30, 3'ü maviyle yazmam lazım. Evet, 35 ve 4 bölü 10 olarak yazabilirim. Buradaki ondalık gösterim, buradaki ise aynı sayının tam sayılı kesir olarak yazılması. Aslına bakarsanız, 235 ve 4 onda birlik, 200 artı 30 artı 5 artı 4 bölü 10'dan başka bir şey değil. Birkaç tane daha örnek görelim mi? Mesela, 0 virgül 7. Hatta bir basamak daha ekleyeyim, 0 virgül 76. Bu sayıyı kesir olarak yazmak isteseydik, acaba nasıl yazardık? Hemen basamak değerlerini düşünelim. Ondalık işareti burada olduğu için, solundaki basamak birler basamağı. Birler basamağındaki rakam 0 olduğu için, sayımızın 0 tane birliği var. Devam edelim. Burası onda birler basamağıydı. Onda birler basamağında 7 olduğu için, 7 tane onda birlik, yani 7 tane 1 bölü 10 var. 7'nin sağındaki basamak için, bu basamağın basamak değerini bir kere daha 10'a bölmemiz gerekiyor. Bunu yapınca da, yüzde birler basamağını elde ediyoruz. Yüzde birler basamağını 1 bölü 100 olarak da düşünebilirsiniz. Buradaki sayıyı 0 tane birlik artı 7 tane onda birlik artı 6 tane de yüzde birlik olarak yazabiliriz. Bunların onluk, yüzlük değil, onda birlik ve yüzde birlik olduklarına lütfen çok dikkat edin. İsterseniz bu sayıyı bir de 0 artı 7 bölü 10, biraz daha düzgün yazalım, artı 6 bölü 100 olarak yazabiliriz. Evet, 7 bölü 10 artı 6 bölü 100. Bu sayıda 0 tane birlik,
7 tane onda birlik ve 6 tane de yüzde birlik var. Şimdi bu sayıyı bir kesir olarak yazmak istersek de, sıfırı görmezden gelebiliriz çünkü sıfırın buradaki toplam üzerinde bir etkisi yok. 7 bölü 10 ile 6 bölü 100'ü toplamamız lazım. Peki 7 bölü 10 kaç bölü 100 eder? 7 bölü 10'un paydasını 100 yaparsak 70 bölü 100 elde ederiz, öyle değil mi? 7 bölü 10 ile 70 bölü 100 aynı sayı. Paydayı 10 ile çarparsak, payı da 10 ile çarpmamız gerekir ki kesrin değeri değişmesin. 70 bölü 100'e 6 bölü 100 eklersek, sonuç tabii ki de 76 bölü 100 olur. Buradaki sayıyı bazıları 0,76, bazıları da 76 bölü 100 olarak okur. Bir kere daha tekrar edeyim. Burası yüzde birler, burası da onda birler basamağı. Her onda bir, 10 tane yüzde bire eşit. Nasıl mı? Mesela buradaki onda 7, aynı zamanda 70 tane yüzde birlik ediyor. Toplamayı yapınca da 76 tane yüzde birlik elde ediyoruz. Sağa doğru bir basamak daha ilerlersek, binde birler basamağına, hatta sonra da 10'a bölmeye devam ederek 10 binde birler basamağına geliriz. Sol basamaklara doğru gitmek istediğimiz zaman da 10'la çarpmamız gerektiğini sakın unutmayın.